programlama dilinde kod yazarken ve bir algoritma geliştirirken en önemli konular karar verme, yani if'leri kullanımı ve döngüler konusudur. Döngüler de aslında if şartının bir gelişmiş modeli olarak görebiliriz. Şöyle ki, şartımızı birden fazla defa kontrol edebiliyoruz. Eğer şart sağlanıyorsa döngümüz devam ediyor. Kodlarımız çalışıyor. Aynı kodlar çalışıyor yalnız. Aynı kodlar çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Ta ki şart sağlanmayıncaya kadar. Şimdi burada ilk göreceğimiz döngü while döngüsü. Burada bir while koşulumuz olacak. Karşılaştırma operatörleriyle yapılmış true false değeri döndüren ve komutlarımız olacak. Bir satırdan veya birden fazla satırdan oluşabilir ifadelerimiz. Örneğin ekrana şöyle bir çıktı almak istediniz. No 2.1, no 2.2, no 2.3, 4, 5, 9 kere 9 satır kod yazmak zorundasınız. Ama bunu 9 satır yapmadan bir döngüyle de yapabilirsiniz. Şimdi gelin bunu döngüyle yapalım. Bunun için while döngüsünü kullanacağım. Burada. Şimdi while döngüsünü yaparken tabii bir şartımız olacak. Burada bir şart gerçekleşmesi lazım ki iki nokta üstte koyalım. Bu şarta göre 9 defa olayın değişmesi lazım. 9 defa değişmesi için de ben şöyle yapacağım. Count diye bir değer veriyorum. Ya da C olsun ismi. C birden başlasın. Şartım 9'dan C değeri 9'dan küçük ise 9'un da şöyle yapalım. 10'dan küçükse yapalım. Şartım gerçekleşsin. Ne yazacaktık arkadaşlar? Print şöyle bir şey. No 2.3'te sanırım artı kullanabiliyorduk. String de integer birleşebiliyordu diye hatırlıyorum. C. Tabii ki burada da C'yi bir arttırmalıyım. Ama bir arttırırken böyle arttırmıyorduk. Anlatmıştık bunu. C artı bir şeklinde arttırıyorduk. Evet arkadaşlar, ilk döngümüzü bir çalıştırmayı deneyelim. İlk hatamızı aldık. Güzel. Burada C'yi bir arttırdık. Evet, güzel. Burada arkadaşlar artı işlemini yaparken string ile integer arkadaşlar ne yazık ki birleştiremedim. Şunu yapıyorum. Dönüşümler konusu vardı. Dönüşümlerden bir tanesi arkadaşlar. Integer'ın string'e dönüşümüydü. str yaparak arkadaşlar dönüştürebilirsiniz. Evet, dönüştürdüm. 1'den 9'a kadar arkadaşlar sayıları bakın ekrana yazdım. Bakın 4 satırlık bir kod arkadaşlar. Normalde 9 satırla yapacağım kodu yazdım. Arttı. Bundan sonra örneğin 100 satırlık kod da yazabilirim. Yüzlük bir döngü de kurabilirim. Esnek bir sisteme kavuştum arkadaşlar. İşte döngüler bu işe yarıyor diyebiliriz. Ürettik çıktıyı. Tabi burada sonsuz döngü de oluşturabilirsiniz. Tabi sonsuz döngü oluşturduğunda şunu unutmayın arkadaşlar. Örneğin while eşittir true derseniz arkadaşlar bu bir sonsuz döngüdür. Veya burada demişim ki var eşittir 1, var çift eşittir 1. Bu da zaten true döndürüyor arkadaşlar. True döndürdüğü için sonsuz bir döngüye girmiş oluyor. Hiçbir zaman sonlanmayacak döngü arkadaşlar. Çok dikkatli olmanızı öneririm. İllaki döngünüzden çıkın. Tabi burada çıkmak için ne yazık ki şurada true olduğu için hep döngünün içinde kalacağız. Nasıl çıkabiliriz hocam derseniz arkadaşlar break kullanıp çıkabilirsiniz. Ama break konusunu biraz sonra anlatacağım arkadaşlar. Diğer bir döngülerdeki ilginç taraf arkadaşlar. Ben şunu demiştim size hatırlarsanız. Dersin ilk girişinde while döngüsü kullanırken aslında birden fazla bir if kontrolü yapıyorsunuz. O if kontrolleri bittikten sonra arkadaşlar else deyip yine bir şeyler yazdırma şansınız var. Yani şartınız gerçekleşmedi artık. Bir şeyler yazdıralım. Şöyle ki gelin yine kodumuza geri dönelim. While gerçekleşti, gerçekleşti, gerçekleşti. En sonunda bir an geldi. Gerçekleşmedi. Bakın bu gerçekleşmediği durum. Print ne desek bitti diyelim. Arkadaşlar bu şekilde. Yani bir anlamda while ve else arkadaşlar. Bu programlama diline özel bir durum bu. Söyleyeyim. Diğer programlama dillerinde buna benzer bir özellik görmemiştim. Belki
JavaScript'te gelmiş olabilir. Emin değilim arkadaşlar. Çünkü programlama dilleri birbirinden çok etkileniyorlar ve zamanla kendileri değiştirebiliyorlar. Yeni versiyonlarında özellikle bu şekilde arkadaşlar kullanımlar çıkabiliyor. Evet. Ayrıca arkadaşlar döngülerimizi yaparken eğer tek satırlık bir kodumuz varsa bu şekilde arkadaşlar yazabilmemiz mümkün. Bu da size neyi hatırlattı? Tabii ki yine aynı konu arkadaşlar. If konusunda da tek satırlık bir ifademiz varsa artık arkadaşlar bu şekilde yanına yazabiliyorduk. Bunu da sizlere bırakıyorum denemesini. Tabii burada da bir sonsuz döngü kurmuşum. Ama dikkat etmenizi öneririm bu konuda arkadaşlar.